Abdullah Ağar, sözde Büyük Kürdistan projesi hakkında Irak'ın kuzeyinde oynanan oyunla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Ağar, terör örgütü PKK'nın zaten Sincar, Mahmur, Kerkük ve Süleymaniye hattında yuvalandığını, bunlara katılmak için ABD'nin beslediği 65 bin PKK'lının sıra beklediğini ve bu denklemde peşmergelerle ilgili Irak'ın vardığı anlaşmanın tehlikeli bir plana hizmet edeceğini söyledi. Türkiye, pençe harekatlarıyla terör örgütü PKK'ya bölgeyi dar ederken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak Başbakanı Kazım'ın, Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelere peşmergeleri geri getirme çabası dikkat çekti. 2017'de, sözde bağımsızlık referandumu yapan Mesut Barzani ile ilgili zamanlamaya dikkat çeken Ağar, Barzani'nin, Kerkük başta tartışmalı bölgeleri içine alan, sözde bağımsızlık referandumuna ABD, Suriye o gün daha istedikleri seviyeye gelmediği için destek vermemişti ama şimdi Suriye olgunlaştı, ifadelerini kullandı. Irak-Suriye fiili sınırı artık yok diyen Ağar, bölgede birbiri ardına yaşanan gelişmeleri, PKK türevi Tevdem ile diğer Kürt yapılar birbirine entegre ediliyor. Bununla da kalmıyor, Roj peşmergeleri üzerinden Suriye ve Irak'ın, Kuzey Irak ile Kuzey Doğu Suriye'nin entegrasyon adımları atılıyor, ifadeleriyle özetledi.